Dünyanın en popülist partilerinden birisi AK Parti'dir. Popülist partiler eğer iktidarda iseler, halka refah veremiyor iseler, halka mutluluk verecek bir noktadan uzaklaşmış iseler, daima kutuplaştırma siyasetine başvururlar. Kutuplaştırma siyasetiyle amaç, halkın ihtiyaçlarının karşılanması değil, halkın refahının artırılması değil, kendi iktidarlarının ömrünün uzatılmasıdır. Bugün de Türkiye'de yapılmakta olan budur. Türkiye için çok ileri bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin arkasında toplumsal ihtiyaçlar, toplumsal talep değil, Sayın Erdoğan'ın iktidarının uzatılması vardır. Bu karar iç hukukta bir takım kanun maddelerine dayandırılmak istenebilir. Hiç önemli değil. 2011'de bu sözleşme kabul edilirken arkasında bütün bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün millet vardı. Şu anda bu kararın arkasında sadece Erdoğan vardır. O nedenle bu karar meşru değildir.